Bak bu da seramik. Kalentili Başar Kalesi yani daha kazı çalışması yarıda bitirilen bir alan. 90'lar Partisi konserine geldik. Şunu şöyle bayılarak bak, dinliyorum valla. Parti. Parti. Ben güzelden anladım. Merhaba, hava biraz karanlık ama gün doğumunu çekmeye gidiyorum şu an. Biraz da geç kaldım. Saat şu anda 4.49. Sabah 4.49. Varınca tekrar kayıt açalım. Tabii ki yolculuğa çıktığımız zaman emniyet kemerimizi takalım. Başar Kalesi yani daha kazı çalışması yarıda bitirilen bir alan. Ondan dolayı arada bir kaçak kazıcılar kazmaya geliyor. Bir jandarma korumasında burası. Burada yani şu anda bu saatte burada bulunmam aslında tehlikeli. Jandarmadan izin almam gerekiyor normalde. Ama velakin ben biraz geç kaldığım için fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. Zaten ilk gün ışığını yakalayamadık. Ama daha güneşi göremiyorum ben. Belki kalenin arkasında kalıyordur. Hemen hızlıca arabayı şuraya park edip hızlıca çıkış yapalım yukarıya. Daha sabahın ilk saatleri gerçekten. Şu an hızlı bir şekilde kaleye çıkacağım ve yol nerede? Yolunu bile unutmuşum. Bir de tehlikeli yani köpek, çakal, tilki. Onun dışında beni kaçak kazıcı da zannedebilirler. Daha çoban çıkmamış yani bu saate. Aslında benim köyün çobanı mı yapsalar, ne yapsalar? Süper olur. Daha kameramı hazırlayacağım. O kamera hızlı çekim alacak. Gün doğumunu tabi başarabilirsem bunu. Hızlı bir şekilde çıkmaya çalışıyorum. Daha akşama konser var. Videoyu böyle başlamak istedim. Aynı zamanda sabah spor oluyor. Ve sabah erken saatte kalkın gerçekten de çok işe yarıyor. Tabii ben her sabah buraya gelmiyorum ama tepeye varalım. Ondan sonra tekrar kayıt açayım ben. Bir yandan kameramı hazırlayayım. Çünkü fazla zamanım yok. Vallahi şansıma hava bulutlu gibi ama yine bir şansımı deneyeceğim ben. Kamerayı kuracağım şu an. Kamerayı hazırladım. Tripodunu falan taktım. Hızlı çekim ile çekim alacaktım. Şu an tam tepeye çıkmadım. Evet. Baraj da gözüktü. Doğanpınar Barajı. Bayağı nefes nefese kaldım. Yok konuşamıyorum. Şu anda hiçbir şey yok güneşe dair. Şu an bir yandan kamerayla etrafı yani gökyüzünü çekim alıyorum. Telefonla da kendimi çekim alıyorum. Şu an kamerayı buraya kuracağım 15 dakika boyunca. Bakalım güneş doğacak mı? Güneş yani kameramla da göstereceğim yani. Kamerayla gösterdiğim yerde şöyle bir yandan sizi kameraya çektiğimi. Ne oluyor ya, burası doğu mu? Tabi doğudan doğar da güneş. Batıdan doğsaydı zaten herhalde hepimizin son izlediği video ya da izleyemeden de biten bir video olabilirdi. Kuzey doğudan güneş doğacak tahminim. Kuzey doğunun o tarafa doğru kameranın kurulumunu gerçekleştireceğim. Ondan sonra artık geriye kalanını kameranın kendi yapay zekasına, kendi harikalıklarına bırakıyorum. Ayağımın her yerine de diken battı. Bakalım neler olacak. Ben kamerayı bir yandan kurulumunu gerçekleştiriyorum. Baraj burada, şöyle bir etrafı gezdirmek olursa bir yandan telefonla gezdiriyorum. Şöyle zaten hiçbir şey yok. Kamerayla gezdirdim, şu an bitti. Evet. Tekrardan dönelim. Daha akşama konser falan var. Ben bu 4 saatlik uykuyla ne yapacağım bilmiyorum. Eve gider yatarım herhalde şimdi. Alacağım. Kameramız şu an çekimde.
Manzara güzel. Şu an Tilbaşar Kalesi'nin üzerindeyim. Çekimler bittikten sonra Tilbaşar Kalesi'ni de gezeriz zaten. Böyle karışık bir vlog oldu aslında. Ama bence eğlenceli olacak gibi. Vallahi bulutlu havadan dolayı göremeyeceğim sandım ama işte o kızıl gezegen. Kameramız burada kayıtta. Bayağı bir zaman oldu. Şöyle kızıl gezegen dedim ama gezegen değil, bir yıldız. Tellerin arkasından gidelim. Burası böyle bir yer. Sanırım şurası da kapı mı bilmiyorum ki ne olduğunu. Şurası da tam böyle karışık. Artık buradan yavaş yavaş kontrollü bir şekilde inmek lazım. Yürüdüğünüz yerde şöyle mesela bakın bunların hepsi seramik. Normal taş değil abi bakın bu. Bunların hepsi bir vazo mu artık? Yıkayınca daha da belirgin olur. Şöyle odak yapabilirsek. Kamera yukarıya bakıyor. Heh. Şöyle bakın bu seramik olduğu daha belli. Bak böyle. Seramik abi yani bu. Bunlardan bir sürü var burada. Tabii ki de hiçbirisini almıyoruz. Burada yani kazı çalışmaları devam etse bu taş değil. Bak bu da seramik. Bunların hepsi aslında bir vazonun parçası, bir puzzle'ın parçası. Birleştirince puzzle tamamlanıyor. Puzzle tamamlanınca da al sana bir tarihi eşya. Şöyle. Çizimler gözüküyor ama ve lakin dikenlerden dolayı üstte bir yazı var. Taşın üstünde yazılar var yani. Tabiri caizse bir anlamadım. Şöyle. Tamamen bir fotoğrafını çekebilsem. Evet. Böyle bir şey. Taşımız. Şöyle kara bir taş. Karakaya. Bu da yine tarihi bir eser. Bunu almamışlar buradan. Elime diken battı. Elimi temizliyorum bir yandan. Evet. Vallahi bence süper oldu. Yine bir 5 dakikalık kayıt. Artık arabaya geçme zamanı ve buranın yolu kapanmış. Burayı bir koyunlara ineklere yedirin abi açılsın. Köyden izleyen abilerim. Şöyle Tilbaşar Kalesi'yle de bir pozumuzu da verelim. Ya karışık bir vlog oldu. Bunu ayrı bir videoda yapabilirim bilmiyorum. Gün doğumunu çekmeye geldim. Tilbaşar Kalesi'nin tarihini anlattım. Nasıl oldu bu iş ben anlamadım, çözemedim. Neyse. Yorulduk. Güzel oldu, eğlenceli oldu. YouTube için değer be. Artık başka şehirleri gezmeye gidersem şunu anladım ben. Size dolu dolu videolar çıkarabilirim. Ya benim yerim şu daha rahattı değil mi? Atam bu. Bura çık, daha güzel. Bak kamera burada daha güzel çıkar. Benim açım şu kadar. Ben şu an çok çirkin çıkarım. Ben çok çirkin çıkarım. Dur ya kamera. Çektin mi? Burası Gaziantep'te Prime'un içerisinde Komşu Kahve diye bir mekan. Dün de şimdi insanlar şey yapıyor, YouTube'da birden geçiş yapıyor ya. Dün Rojmin'le buradaydık, bugün Helen'le buradayız. Evet, bugün benle buradayız. Bugün farklı bir içerik yapacağız ama. Bugün herkes birbirine seçecek. Böyle bir şey yapacağız. Ata benim için içerik seçecek, ben onu seçeceğim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ama öncesinde soracağım, sıcak mı soğuk mu? Bir saat sonra da konser var zaten. Bir saat sonra konser. Şimdi sıcak içecek mi soğuk içecek mi? Önce konserde bak. Ben soğuk. Soğuk. Sen? Önce ben sana seçeyim, tamam. Sonra sen bana seçeceksin. Tamam abi. Soğuk içecek. Milkshake, bahsedeceklerimizi söyleyeyim. Milkshake, frozen, glab ve smoothie. Enerji içecekli, kokteyl. Karşına gelsem ikimiz aynı. Nasıl sıcak? Evet.
şöyle. Tamam, daha iyi. Duydun mu? Evet. Ben sana tak olarak, bir de tak olarak ya da anım olarak en sevdiğim meyve veya vesaire. Pırapya ise tamam. Ben okeyim pırapya'ya. Tamam. Gelecek tamam. Göreceğiz, beğeneceğiz. Çikolatalı pırapya o zaman sana. Çikolatalı pırapya. Tamam, seninki bu şimdi sen bana koy. Şimdi soğuk sıcak. Soğuk yemiştim zaten, soğuk olsun. Soğuk. Evet. Çok güzel. Pırapya falan mı, tarzı mı, frozen limonata mı, gazoz ice tea, milkshake. Milkshake olabilir. Ama milkshake'in üstünde yapın. Sen bana denemedin milkshake. Sen milkshake'ler bunları denemiş olamazsın. Smoothie tropical denedin mi sen abi? Yalan söylüyor yani. Bunun içmeye niyeti yok. Şey, smoothie frappe içmeye, şey, komple milkshake içmeye niyeti yok. Sen bana bilmiyorum. Afogotto. Dur bakacağım. Ciddi ciddi bakacağım. Siz de ciddi ciddi bakıyor şu an. Ciddi ciddi baksana. Parladı da. Ciddi bakmıyor. Müşteri yapıyor. Dün acı mı tatlı mı? Acı mı? Değil. Aşırı ya, tatlı değil. Frappeler çok güzel duruyor. Sen frappe seçtin. Aynı şeyi seçiyorum. Yok, aynı olmaz. Aynı sen olmuyor. De frappe lotus olsun seninki de. Frappe çikolata ile frappe lotus olsun. Bakar mısın? Frappe çikolata ben, frappe lotus ise sen. Yok, sağ olsun. Evet arkadaşlar, ben ben bayağı şey oldum, adapte oldum, gördünüz mü arkadaşlar? Aslında aynı masada işte. Şimdi onun söylediği geldi, benim söylediğim daha iyi. Bence karıştırdılar. Yok. Çünkü ben daha güzelini söyledim. Ama emin koklayayım mı? Şu an kandırdı beni. Bir... Evet. Şimdi ben koklayıp anlayacağım. Daha da koklayıp mı anlayacaksın? Bence biz çikolatalı tahminimce karıştırdılar. Çünkü ben daha güzel şey söyledim. Ama olsun, şu an bence herkes kendi seçtiğini içecek. Şu an boş yaptı. Bir daha böyle bir halt yemeyeceğiz arkadaşlar. Herkes... Şu an bunu akrabalarım falan da izliyor. Bugünden sonra bu videoda yok. Getirmeyeceğim. Amca sen merak etme. Dayıcım sen de merak etme. Bir daha böyle bir... Teyze sen hiç merak etme. Asla. Hatta şöyle söyleyeyim, sülalemizden kimseye yaklaştırmayacağım bunu. Şimdi... Birazdan buradan aşağıya atacağım. Yani bardaklarda ayır yok. Yani bu benim seçimim. Biz gayet güzel. Biz ne seçtik? Unuttum vallahi. Lotus biri çikolata. Frappe miydi? Frappeydi. Ama frappe ile alakası yok. Siz onun kahveyi sıcak için abi. Kahveyi soğuk mu istemeyeceksiniz. Güzel değil, beğenmedik. Sonuç alamadık. Dün geldiğimde, gerçi siz videoda 5 dakika öncesinde belki görmüşsünüzdür. Dün buraya Rojo ile geldim de ben sıcak içecek almıştım. O sıcak içecek de güzeldi. Onu ama Rojmi seçmedi, ben seçtim. Çünkü benim seçtiklerim güzel oluyor. Güzel mi? Fena değil, güzel. Fena seninki değil. Seninki 10 üzerinden 7. 10 üzerinden 3. Ben okeyim Frappe'ye. O kadar mı kötü? Kötü. Karıştıralım, 10 üzerinden 10 olsun direkt. Karıştırınca 10 üzerinden 4 oldu. Karıştırınca 10 üzerinden 10 oldu. Bak izle. Ondan buna değiştirince yüzümün şekli değişti. Şöyle ışığa kamera alayım. O kamera da öyle çekiyor. Ne diyecektik? Ben unuttum ne diyeceğimizi. Kamerayı da getirmedim. Kamerayı arabada unuttum öncelikle. Vlog abi şu an telefondan devam ediyoruz. Endesene açık olduğunu. Şimdi biz tam içeri giriyorduk. Ne gördün girişte? Girişte. Adamlar takım elbise giymişler. He, ben onları videoya çekmeyi unuttum. Onu oradayken espri yaptım. Evet, İngilizce'de mesajlaşma biliyorsunuz. Chat değil, ÇEP. Chat. İçeriye şimdi biz 90'lar partisi konserine geldik. Şimdi şöyle bayılarak dinliyorum valla. Parti. Parti abi bu. Şu şey değil yani. Müdürsün neyli olduğu bizi ilgilendirir mi? Adam takım elbiseyle gelmiş. Neyse, belki Antep'te bundan dolayı konsere gitmeyi sevmiyorum. Bu oversize tişört. Her şu doğru tipime söylüyorum. Bak. Ay çok güzel çıkıyorum. Böyle daha şu iyi. Şu açıdan al. Yan yana dans edecek Atay'la o adam. Ya.
Ben şimdi ayarlayacağım içeride. Gidelim. Anlatacak çok şey vardı da kamerayı açınca unuttum ben. Ha bu arada bu benden vloggerla daha iyi biliyormuş. Neymiş de işte. Şimdi söylüyorum. Ciddi resmi şeyler mi izleniyor daha çok yoksa mizahi seviyesi yüksek şeyler mi? Peki ben şimdiye kadar espri yapmadım mı? Bu bilmeden konuşuyor. Ben biliyorum. Hadi. Hadi gidelim. Şimdi öyle bir şey yapmışım ki. Bizim masa D10 burası. Gözükmüyor tabi. Ruşminleri yani bizim arkadaşlar şuraya D5'i almışız. Ondan sonra kaldık burada. Böyle ayrı kaldık. Siz sizin olun. Eğer bir arkadaşlarla şöyle jokerle plan yapıyorsanız ben herkes ayakta sanıyordum. Ayakta ama oturuyoruz yani böyle. Yarı ayaktayız ya. Evet, yarı ayakta yarı oturuyoruz. Bulurum kaptana. Akşam konserden sonra videoyu kapatmayı unutmuşum. Tabii bir hafta geçti konserden sonra, tam bir hafta sonra yine buradayım. Antep ya da videoyu bitirmek istedim. Şu an edit de yapıyorum, edit de bitti. Yayında olduğunda zaten siz bu kısımları izleyeceksiniz. Sadece kapanışı yapmayı unutmuşum. Abone olmayı unutmayın ve bolca like bekliyorum. Bir de paylaşıp bana destek olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.